Efendim, geçtiğimiz hafta sonu yurda etkisi altına alan sağanak yağışlarla düşen hava sıcaklıkları şimdi de tam tersine dönüyor. Küresel ve küresel tahmin sistemlerinin verilerine göre Trakya, Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklık artışı hissedilir değerlerde olacak. Haftanın son günlerine doğruysa bazı şehirlerde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. Yağışlar ise Karadeniz kıyılarında aralıklarla devam edecek. Doğu Karadeniz'de yağışların gelecek hafta başına kadar kendini göstermesi bekleniyor. Son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri, İstanbul'un Avrupa yakasının batısının ve Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Aşırı sıcaklar sadece insanları değil hayvanları da etkiledi. Konya'da hayvanat bahçesi yetkilileri sıcakta bunalan hayvanları buzlu meyvelerle serinletti. Hayvanlar iştahla buzlu meyveleri tüketti. Buzlu içecekler hazırlandı. Buzlu yiyecekleri seven maymun gibi bir takım hayvanlarımızda buzlu kokteyller hazırlıyoruz. Serinlemeleri için minik havuzlar yapıldı. Suyu seven tüm hayvanların içinde de küçük minyatür hayvanlarımızın girebileceği ölçüde havuzlarımız mevcut. Gün aşırı sürekli soğuk gıdalarla hayvanların serinlemesine yardımcı oluyoruz. Konya'nın Karatay ilçesinde hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı. Karatay Belediyesi hayvanat bahçesinde sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve verdi. Yaz aylarının gelmesi ve havaların bizleri bunaltmasıyla beraber hayvanlarda da aynı stres mevcut. Öyle olduğu için biz de bir takım önlemler alarak hayvanların serinlemesine yardımcı oluyoruz. Hayvanat bahçesindeki bazı hayvanlar için de buz kokteylleri hazırlandı. Tüm vatandaşlara hayvanların serinlemesi için veya herkes kapısının önüne bir kap su ve yemek koyarsa hem hayvanların karnı doymuş olur hem de bu sıcak aylarda susuz kalmamış olurlar diye düşünüyorum. Sağlık çalışanlarının hakları ile ilgili kritik bir değişikliğe daha imza atıldı. Performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Yerine döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirildi. Haftaya yönetmelik yayınlanıyor. Sağlık çalışanlarına nefes aldıracak adımlar peş peşe atılıyor. Nöbetler 8 saatte sınırlandırıldı. İntern doktorlara 5500 lira ödeme sağlandı. Ardından bir uygulama daha hayata geçti. Performansa göre ek ödeme tamamen kaldırıldı. Müjdeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı Bakan Koca. Teşvik ödemesi de yapılacağını duyurdu. Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi. Hastanelerimizde ise ayrıca çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birimle hizmetin elde edilme maliyeti dikkate alınarak değişen miktarlarda teşvik ödemesi yapılacak. Bakan Koca, yapılan ödeme kalemlerinin ayrı ayrı olacağını belirtti. İzin kullanınca ek ödemeden kesinti olacak mı sorusuna da yanıt verdi. Yıllık iznin 12 gününde hiçbir kesinti olmayacak. Ayrıca hastalık nedeniyle raporlu olunan günlerde de kesinti yapılmayacak. Teşvik ödemesinden ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanları yararlanacak.